Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Değerli kardeşlerim, Ramazan'ın son 10 gününe yaklaşmış bulunmaktayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelen sahih hadiste Ramazan'a son 10 gün kaldığı zaman ibadetine daha fazla düşkünlük gösterir, ehlini uyandırır, hanımlarını, çocuklarını uyandırır ve gecelerini sabaha kadar ihya ederek geçirirmiş. Kardeşlerim normalde zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günlük ibadetinde gecelerin yarısını ya da üçte birini ya da üçte ikisini ibadetle geçiriyordu. Özellikle Müzzemmil suresi indiği zaman Estaizu billah ya eyyüvel muzzemmil leyla illa qalila, Nisfahu اَوْ مِنْ قِسْمِنْهُ قَل۪يلًا اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّ لِلْقُرْآنَ تَرْت۪يلًا Ayeti indiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Gecelerin Her bir gecenin yarısı kadar Kalkıp ibadet edermiş Vette üçte bir Vette üçte iki Düşünün gecenin üçte iki kadar ibadet edermiş Ama Ramazan'a son 10 gün kaldığı zaman Bütün gecelerini ibadetle ihya edermiş ve zaten itikafa çekilmek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Özellikle de Kadir gecesine isabet etmek için. Biliyorsunuz Kadir gecesi son 10 günde gizlidir. İşte o bin aydan hayırlı olan yani 83 seneden daha fazla hayırlı olan o geceye isabet etmek için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son 10 gün kala ihtikafa çekilir sabahlara kadar ibadet edermiş. Kur'an-ı Kerim okuyarak, zikir yaparak, tefekkür ederek, dua ederek, yalvararak, kıyama durarak, yani değişik değişik ibadet şekilleriyle gecelerini ihya eder ve özellikle de ailesini uyandırırmış kardeşlerim. Kişi, kişinin hanımını uyandırması, çocuklarını uyandırması, evinde var olan kimseleri uyandırması önemlidir. Kalksınlar, onlar da bu ibadete iştirak etsinler, bu bereketten onlar da faydalansınlar ve hele hele özellikle senede bir kere gelen ve belki bu hayatımızın son e, ayı da olabilir, özellikle ayda yani bu bir senede bir kere gelen ve içinde gizlenmiş olan bu on günde Kadir Gecesi'nin olduğu o mübarek gecede ta ki 83 seneden daha fazla bir sevaba nail olmak için bin, bin aydan daha hayırlı olan o e, geceye isabet etmek için özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini ihya edermiş. Gelin bizler de aleyhissalatü vesselamın sünnetini takip edelim ve gecelerimizi ibadetle ihya edelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.